Saraya karşı, otur saraya karşı. Teyze, patates sever mi? Hatır mı taş yine la? Gel beraber gezelim. Ne güzel Pakize. Hemen mi gideyim? Sana ne? Sana mı kaldı tasası? Yok, bana kalmaz da. Eğer eve gidiyorsan filelerini taşıyayım diyecektim, biliyor musun? İyi. Madem hamallık edeceğim diyor, al buyur. Taşı o vakit. Para falan istersen vermem ha, ona göre. Yok be kızım, senden para isteyen kim? Para senin için köpeğin ya. Çekil lan, çekil lan kız. Fabrikadan mı? Başka nereden olur bu saatte? Doğru diyorsun. Kız Pakize, ben var ya ne vakit fabrikaya gitsem, sen her gördüğümde içimden şey diyordum. Lan ne bilekli, ne yiğit karı. Hanım diyordum. Ya. Ya. Bayan kısmısı tabii biraz narin oluyor. Hani öyle ensesine vur ekmeğini al misali, anlıyor musun? Ama sen öyle misin ya? Lan bana bak. Ha. Sen bana asılıyor mu yoksa? Asılmak? Yok bacım, tövbe. Yani senin gibi namus ehli birine asılmak kimin adına düşmüş, öyle denle he? Beni o gönül eğlendirdiğin karılar gibi zannetme. Şaplığa kodumu dümbele şaşarsın valla. Ver şunları. Vur bakalım, vur. Senin vurduğun yerde gül biter. Canım benim. Selamünaleyküm Hafız. Aleykümselam. Muhterem. Ne oldu ki bizim nevaleler? Nevaleler? Senin nevale alasını çarşıya göndermedik mi? Abo! Nevaleler. Heh. Ya Hafız doğru diyorsun. Sen beni gönderdin göndermesine de. Bende hiç para kalmamış. Ne vakit yedin ki 100 lirayı? Ekmek musab çarşısını yemedim kardeşim. Beni bilin. Ne oldu ki paraya? Düşürmüşüm. Allah misafir. Gördün mü ya? Ne yapacağız şimdi? Al. Bak bu benim son 100 liram. Eğer bunu da düşürürsen... Bir daha buraya geleyim deme sakın. Tamam Hafız, sen hiç merak etme. Ben gidip nevaleleri alayım. Üstünü getir ha. Ulan yine oğlu. Var mı öyle zar oğlunun kesesinden yiyip içmek ha? Yıllarca ben seni doyurdum. Şimdi sen beni doyur bakalım. İnek. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Abdül, bana bir tane demli yapan ya, ha? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Etrafa sorup soruşturdum. Şükür seni burada buldum kardeş. Hayırdır abi? Ya kardeş, senin bu Sinar Hoca'nın söylediği yeri ben kazdım, kazdım. Hiçbir şey çıkmadı. Ben acaba hocanın dediğini yanlış anlayıp da yanlış yeri mi kazdım? Ne oldu? Sana yemin ediyorum öyle olmuş yani. Yanlış anlamışsın sen tabii canım.
Ya onun adı üstünde Zinar Hoca. Yani onun söylediği yer kesindir, biliyor musun? Ya kardeş, sen beni bir daha götürsen Hoca Efendi'nin yanına, bir daha bir baksın da söylesin şu definenin yerini bana. Şimdi Cahat Hanım'ı götüreyim götürmesine de, benim de işim gücüm var, biliyor musun? Ne zaman gitsek ya? Hemen kardeş, hemen. Hemen ne? Mesela paraysa al. Yok. Ya hiç olur mu? Yok, olmaz. Olmaz. Vallahi bak senin de emeğin var bu işte. Doğru diyorsun tabii. İyi bari. Şimdi o zaman şöyle yapalım Cevat Hanım'a. Ben şimdi kalkıp gideyim. O geçenlerde gittiğimiz ağaç altı vardı ya. Ha. Orada hocayı göreyim, onunla bir konuşayım. Tava getireyim onu, biliyor musun? Çünkü pek haz etmiyor kendisi böyle şeylerden. Sana bana bir saat sonra falan gelin, tamam? Allah senden razı olsun kardeş. Hadi göreyim seni. Tamam. Hadi gör bana, ben gireyim. Abdül, sen benim çayı Cevat Hanım'a ver. Kolay gelsin. Hafız, ağaç da hazır. Tamam mı? Hafız, yemin ediyorum geliyor seninki. Hazırsın değil mi, tamam mı? Sen önce şu benim hak ettiğim 100 lirayı ver bakalım. İyi be, iyi. Al. Allah bereket versin sana. Hadi tozun kaybol. Selamun aleyküm hocam. Ahmetoğlu Cevat. Evet, benim hocam. Aleyküm selam. Hocam, sizi niçin rahatsız ettiğimi herhalde... Biliyorum. Aradığın defineyi bulamamışsın. Bulamadım hocam. Bulamadın çünkü onlar yerini definenin değiştirmişler. Bundan haberim var. Onlar derken kim değiştirdi definenin yerini hocam? Onlar. Üç harfliler. Üç harfliler mi? Üç harfliler. Şey, yani cinler falan mı? Sakın isimlerini ağzına almayasın, çarpılırsın. Onlar definenin yerini değiştirmişler, bundan haberim var. Ondan bulamadım. Demek definenin yerini değiştirmişler ha. Ben de niye bulamadım diyordum. Şimdi suya bakmayacak mısınız hocam? Hayır. Definenin yeri bana daha önceden malum oldu. Malum mu oldu? Nerede hocam? Allah aşkına söyleyin. Senin evinin karşısında bir tane incir ağacı vardır, değil mi? İncir ağacı mı? Yok, hayır. Erik ağacı? Hayır. Elma? Hayır. Kestane? Hayır. Karpuz? Karpuz mu? Karpuz! Karpuzun ağacı mı olur hocam? Ay, seni sınamak için brefani, seni sual eyledim ki sınayayım diye. Karpuzun ağacı mı olurmuş? Ama bir ağaç vardır değil mi? Evet, var hocam. Hah, âlâ. İşte o ağaca sırtını verip 300 adım cenup tarafına doğru sayacaksın. 300. adımın altını kazıp aradığın defineyi sonunda bulacaksın. Bu sefer şaşırmadım. Bu kat'i. Allah sizden razı olsun hocam. Allah ne muradınız varsa versin. Allah size iki cihanda nasıl... Tamam, tamam efendi. Selametle. Selametle. Lan hafız, sen tiyatro artisti olacakmışsın, yanlış olmuşsun yemin ediyorum. Az kalsın ben bile inanıyordum cin hikayesine ha. Ne oldu lan? Sakın isimlerini ağzına almayasın, hafızan Allah, çarpılırsın. Sen ciddisin. Ben onlardan korkarım Eren'le. Sakın onlar için tek kelam etmeyesin. Tövbe, tövbe. İyi be etmez. Benimki hala koşuyor. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.
aleyküm. Aleyküm selam. Altında at arabası var, selam aleyküm. Ya kabak, kardeşim bak konuşmayayım konuşmayayım diyorum ama olmuyor ya. Ya arabın eşeği gibi yükledi bütün nevaleyi üzerime gidiyorsun ya. Belime dün geceden beri bir ağrın yükseltti. Yoksa seni böyle yalnız bırakır mıydım Erender? Ha? Ha bak, bak hele. Rokofor peyniri aldaktıydı. Sen... Rokofor peyniri? Aldık kabak aldık. Zaten sayende 200 liranın 100 lirasını hacamal ettik. Abo. Kabak. Şu yanlıya doğru bir bak hele. Kim geliyor? Hocam! Hocam! Şükür sizi buldum hocam. Hayırdır evladım ne var? Defineyi buldum hocam. Ne? Ne? Tam söylediğiniz yeri kazdım. Dediğiniz gibi bir küp dolusu altın ağacın altında gömülüymüş. Minderabilallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.